Arkadaşlar hoş geldiniz Siber Alemden Hadisler'in yeni bir bölümüne. Şimdi hepinizin aklında şu soru olduğunu e, tahmin ediyorum. Neden pilavı elle yiyenleri gördüğümüzde bundan tiksiniyoruz? Şimdi normalde elle bazı yemekleri yiyor biliyoruz değil mi? Çiğ köfteyi mesela elle yiyoruz ya da bir dürüm tutarken elle tutup yiyoruz. Ama mesela pilavı biri elle yediği zaman neden ondan tiksiniyoruz? Mesela hijyensiz olduğu için mi? Ama mesela elini yıkasaydı ve elini yıkadığını görseydik ve o şekilde elleriyle yeseydi yine sanki bundan tiksinirdik gibi geliyor. Ama mesela kaşıkla yiyince e, kaşığın temiz olduğunu nereden biliyoruz ki değil mi? Ya bu yemek elle yemek yemek niye bizi kendimizi kötü hissettiriyor? Yani biz hani batı dünyasındaki insanlar olarak en azından. Çünkü mesela çocukluğundan beri eliyle böyle yemek yemeye alışmış bir insana sorsan rahatsız edecek bir şey bulamaz bunda. Çünkü insanlar binlerce yıldır yemeği eliyle yiyor sonuçta değil mi? Ne yani bu neden bizi rahatsız ediyor? Buradaki şey ne? Yani çiğ köfte yerken rahatsız olmuyoruz da bir pilav ya da sulu bir yemek hani o elinden sular damlayınca niye problem oluyor? Kaşıktan da mesela su damlayabilir. Ama kaşıktan damlayınca sorun olmuyor. Bunun cevabını bulamadım bir türlü. Bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Siber alemden havadislere başlıyoruz. Şimdi haftanın en önemli haberiyle açalım. Bu chat GPT'ye application store gibi bir şey geldi. Yani bu application store ne derseniz. Şimdi chat GPT normalde her işi yapan bir şeydi ya. İşte tarihle ilgili soru soruyorsun, matematik soruyorsun, kod soruyorsun falan hepsini yapmaya çalışıyor. Burada sadece amaca yönelik chat GPT'ler var. Mesela diyor ki işte ben senin yerine data analiz yaparım diyor. Burası diyor ki negotiator'ım yani böyle uzlaşma işlerini ben yardımcı olabilirim diyor. İşte kimisi çamaşır yıkamaya yardım ediyor, kimi yemek yapmaya yardım ediyor falan böyle sadece amaca yönelik spesifik chat GPT'ler var. Şimdi bu çok fazla şeye sebep oldu aslında. Çok fazla şeyi değiştirdi diyebiliriz. Şimdi birincisi bu chat GPT API'ni kullanarak e, iş oluşturan bazı startuplar vardı. İşte chat GPT'nin API'na bir şeyler gönderip bir şeyler alıyor ama onu kendisine göre customize ediyor. Diyor ki işte ben atıyorum yemek tarifi yapan bir e, yapay zeka uygulamasıyım. Bana para verin. E, ben ben hani diyor ki bana para verin. E, ben size yemek yapan işte yapay zeka hizmeti sunuyorum ama arkada ChatGPT ile konuşuyor. Ama ChatGPT özel konfigüre etmiş falan. O şekilde bir startup. Bunun gibi onlarca startup var. Yani GPT'ni, API'ni kullanan Şimdi onların hepsi patates oldu açıkçası. Şimdi çünkü chat GPT artık amaca yönelik GPT'leri kendisi getirdiği için artık böyle third party bir şeye para vermemize gerek yok. Zaten bu OpenAI wrapper yaparak startup kurma çok kötü bir business model bence. Çünkü bütün kaderin bir firmanın kaderine pamuk ipliğiyle bağlı. Şimdi yarın bir gün chat GPT ya da OpenAI derse ki biz kapatıyoruz derse sen de kapanıyorsun. Ya da fiyatları iki katına çıkarıyoruz derse sen belki karın %50 düşecek ve buna karşı yapabileceğin hiçbir şey yok. Ya da seni banlayabilir yine dışarı gittin ya da işte senin yaptığın özelliği getirebilir. Yine oyunun dışına çıktın falan çok riskli. Ve artık hem yani bu yapay zeka işleri o kadar hızlı ilerliyor ki yani bundan 3 ay sonra ne geleceğini bilmiyoruz. Yani böyle bir ortamda yapay zeka üzerine zaten bir startup kurmak çok riskli. Eğer ne yaptığını çok çok iyi bilmiyorsan, bu işin uzmanı değilsen. O yüzden Bunlar hani batmaları bana açıkçası şaşırtıcı gelmiyor. Şimdi hatta batan yapay zeka firmalarının listesini yapmışlar. Onu da göstereceğim size birazdan. O yüzden bence yani yapay zeka startup'ı yapacaksan kendi modelini falan yapmak zorundasın yani. Kendi belki Meta'nın lamasını, open source lamasını kullanarak bir şeyler yapabilirsin falan. Ama bir şekilde bütün hakimiyet sende olmalı. Yani onun kostunu sen yönetmelisin, benchmark'ını sen yönetmelisin, sen scale etmelisin, scale down etmelisin yeri gerekirse. Ne yaptığını çok iyi bilmen lazım. Yani böyle, bilmiyorum, böyle bir business model bence olmaz. Şimdi mesela ben de prompt map tool'unu yaptım ya, işte bu e, chat GPT uygulamalarında prompt injection ataklarını otomatik test eden bir tool. Şimdi ben bunu yayınladıktan sonra bana LinkedIn'den o kadar çok yatırımcı mesaj attı ki, işte bir Saas yapalım mı bunu? Öyle bir fikrim var mı? Var mı yeni projeler falan filan. Çok fazla kişi yazdı. Ve ya yani ben bunları biraz geçiştirmek zorunda kaldım. Çünkü kafamda bir türlü şeyi oturtamadım. Yani şimdi ChatGPT'nin güvenlik sorunu 3 ay sonra çözülebilir. Gerçekten çözülebilir bak. Neyin ne olacağı hiç belli olmuyor. Ya da ChatGPT kendisi bir ürün çıkartabilir. Ona da garantisi yok. Yani sen böyle aylarca uğraşırsın. Bir bakmışsın ki yok artık sen oyunun dışında kalmışsın. O yüzden şu an öyle bir maceraya hiç giresim yok açıkçası. Zaten startup konularında dilim yanan bir insanım. Ya zaten ben de bu startup'çı girişimci kumaşı yok açıkçası. Ben sadece iyi bir mühendisim ve insan ne olduğunu bence kendisinin bilmeli. Ona göre hareket etmeli bana öyle geliyor. Ya bir de ChatGPT ile ilgili son zamanlarda şöyle uyuz olduğum bir şey var. ...GPT-4 özellikle inanılmaz yavaş. Ve biz buna ayda 20 dolar veriyoruz. Ve belli ki bu bizim ayda 20 dolar vermemiz bile bunların hardware şeyini kurtarmıyor. Çünkü GPT-4 ilk çıktığı güne göre biraz aptallaştı. Ve belli ki arkada bir şeyleri bir vanaları kıstılar yani. Çünkü şey yetişmediği için hardware. Bir de hala inanılmaz yavaş. Mesela GitHub'ın co da ayda 10 dolar ve ayda 10 doları kurtarmadığına dair söylentiler var. Yani bazı kullanıcılar ayda 10 dolardan fazla yiyor diye bir söylenti var. Hani bu yalanlandı GitHub tarafından da onlar da tabii biz çok kötü bir şu an şeyimiz var. Optimizasyonumuz var diye belki de itiraf etmeyebilirler. Belki de şimdi olan şimdi zarar edelim illaki bir noktada bir çözüm buluruz diye öyle devam ediyor olabilirler. Çünkü şu an bir köşe kapma yarışı var değil mi? Herkes şeyde bu markette bir yer kapmaya çalışıyor çoğu firma zararına iş yapıyor. Yani OpenAI da zararına iş yapıyor aslında. Bakalım yani bu yapay zekanın optimizasyon işleri nasıl olacak? Şimdi ben bu GPT'de kendi GPT'lerim de yaptım. Onlardan biraz bahsedeyim. Ve sonra kendi GPT'mizi nasıl yapıyoruz kısaca ona değineyim. Şimdi birincisi Clean English diye bir uygulama yaptım tamam mı? Bu neden yaptın dersen şöyle bir şey. Şimdi chat GPT'de bir İngilizce özellikle yazı yazdırmaya çalıştığın zaman çok ağdalı bir dil kullanıyor değil mi İngilizceyi böyle spearheaded, pioneered, işte foster into, delve into bilmem ne. işte in the realm of technological landscape falan böyle hem klişelerle dolu hem böyle popüler olmayan kelimelerle dolu bir dilde yazıyor. Şimdi bunu ana dili İngilizce olan insanlar çok fark etmiyordur buradaki problem ama ana dili İngilizce olmayan biz fark ediyoruz. Bunlar bizim kullandığımız ya da popüler olan kelimeler değil. Aslında ana dil İngilizce olmak kısmını bir kenara bırakıyorum. Ya ben New York Times'ta makale okuduğum zaman da bu kadar ağdarlı bir dil görmüyorum aslında. Ve benim hani komplo teorisi diyebilirsin belki ama benim fikrim şu. Bunu OpenAI bilerek bu şekilde yazmasını sağlıyor ki bunların yapay zeka tarafından yazıldığı anlaşılsın, tespit edilsin. Çünkü ben artık o kadar fazla yapay zeka yazı yazdırdım ki ChatGPT tarafından default olarak yazılan bir şeyi 100 metreden anlıyorum. Mesela geçen işte vize başvurusu için bir mektup yazılması gerekiyordu. Hani ben şöyle profesyonel bir yazsın çok güzel olsun diye bir Fiverr'da birine para verip yazdırdım ve dedim ki bak e, yapay zeka tool'ları kullanmak yasak. Özellikle zaten şeyin İngiltere e, vize şeyinin sitesinde belirtmişler yapay zeka yasak diye. Dedim yapay zeka yasak e, yapay zeka yazma. O da dedik ben zaten yapay zekaya yazmıyorum. Tamam. Burada ben şeyleri de çok test ediyorum. Ee, yapay zeka detection tool'ları var. Bir yazı yap yapay zeka ile mi yazılmış, başka bir şey insan mı yazmış diye. Şimdi diyeceksiniz çok false pozitif var. Aslında evet false pozitifler var ama o kadar da fazla false pozitif yok. Özellikle ham bir şekilde dümdüz çıkan bir yapay zeka yazısı çok 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 büyük ihtimalle yakalanıyor. Yani yakalanmadığı çok nadir oluyor. İnsan yazısı da e şöyle yani insan elinden çıkan bir yazı bazen %20, %30 falan yapay zeka oranına yaklaşıyor. Hani o false pozitif. Ama bir şeyin oranı %99'sa, %95'in yukarısındaysa orada genelde false pozitif olmuyor. Orada gerçekten yapay zeka işi olmuş oluyor. Neyse bu Fiverr'daki eleman verdi bana yazıyı. Abi yazıyı gördüm. 5 saniyede anladım bunun chat GPT işi olduğunu. Nasıl anladım? O sürekli işte o ağdalı kelimeler, o cümle yapıları falan biliyorum o chat GPT yapısı yani bu insan insanlar öyle yazı yazmıyor. insanlar öyle yazı yazmıyor. Şeye koydum, çekra koydum %99 chat GPT'di. İşte o yüzden bence chat GPT bu işi bilerek yapıyor. Benim bu Clean English uygulaması da böyle ana dili İngilizce değilmiş gibi daha sade bir dilde, daha böyle popüler kelimeleri kullanarak yazı yazmanızı sağlayan bir GPT. Bunu deneyebilirsiniz. Benim Twitter'ımda linkini paylaşmıştım ya da YouTube'da da açıklamaları koyarım linkine. Mesela ben bunu yazı yazarken kullanıyorum. Kendim de kullanıyorum açıkçası. Sizlerin de kullanmasını tavsiye ederim. Mesela yaptığım diğer bir GPT uygulaması da Kurtlar Vadisi Roleplay uygulaması. Onu da şuradan sinirlendim. Twitter'da gördüm biri GPT kullanarak böyle Dungeons and Dragons roleplay sistem yapmış. Böyle işte level atlıyorsun, özelliklerin sınıfını seçiyorsun. İşte Wizard mısın, Paladin misin? işte gidiyorsun bir yerden quest alıyorsun quest'e gidiyorsun falan. Aa dedim ulan ben de yapayım böyle bir şey. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstermeyeceğim. Çünkü o artık biraz işin source kodu gibi başka bir şey göstereceğim nasıl yaptığımı. Ama bunu göstermeyeceğim. Ama şöyle bir prompt dizisi yazıyorsun. Bak şöyle 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 level sistemi böyle çalışır. Kullanıcıdan şöyle şeyler alacaksın, inputlar alacaksın, şöyle şeyler göstereceksin işte yetenekler böyle envanter böyle işte Polat Alimdar'ın arka planı bu Pala'nın background'u bu işte senaryo şöyle bir falan böyle bir oyun kuralı yazıyorsun aslında ve şu an inanılmaz eğlenceli çalışıyor yani background'unu seçiyorsun işte hangi mahalleden geldin işte ona göre sana bir arka plan senaryosu atıyor sonra Görev tamamladıkça XP'in artıyor, XP arttıkça levelin artıyor, levelin arttıkça atıyorum gücün artıyor, şeyin artıyor falan öyle bir rol play uygulaması, bir de onun Türkiye politik rol play diye bir şey yaptım. Orada da bir siyasi oynuyorsun yaklaşan seçimlerde önce kendini aday göstermeye çalışıyorsun. Ondan sonra seçimi kazanmaya çalıştığın bir rol play. Orada da yine farklı olaylar oluyor. O olaylar karşısında bir şey yapıyorsun. Ha bu arada <laughs> 20'lik zar, mekaniği de var. Bazı olaylardan önce 20'lik zar atılıyor. işte iyi yaptıysan olumlu geçiyor, kötü yaptıysan olumsuz geçiyor falan. Klasik. İşte Dungeons and Dragons roleplay'in şey mekanikleri. Aslında Fate mekanikleri daha doğrusu. Peki kendi uygulamanı nasıl yaparsın? Bunun için tabii e, paralı GPT üye olman lazım. Çok basit aslında. Create Chat GPT dediğin zaman bunun kendi bir builder yardımcısı var. Tamam mı? Bunu atıyorum ben şöyle bir şey şöyle bir şey yapmak istiyorum dediğin zaman işte sana e, çeşitli sorular soruyor. E, nasıl olsun? Öyle mi olsun? Böyle mi olsun falan filan. Bu şekilde ilerletebiliyorsun. Sonra otomatik olarak prompt'ları çıkartıyor. Ama ya da ben ne yapmam gerektiğini çok iyi biliyorum diyorsan mesela ben öyle yaptım. Şuradan konfigüre bastığın zaman burada instructions diye bir kısım var. Buraya gerçekten bu chat GPT'nin amacı nedir? Nasıl davranmalıdır? Kullanıcıyla nasıl interaksiyona girmelidir? Tek tek buraya yazabilirsin. Mesela ben oyunu da böyle yaptım. İngilizceyi galiba Builder'la yapmıştım. Onu hatırlayamadım. E, o şekilde yapabiliyorsun. Ya sonra mesela knowledge diye bir kısım var. <laughs> buraya da istediğin herhangi bir şeyi upload edebilirsin. Mesela atıyorum Kurtlar Vadisi roleplay yapıyorsan mesela buraya Kurtlar Vadisi'nin senaryosunu upload edebilirsin. Ya da senin şirketinde bir şey varsa şirketin içiyle alakalı bir şeyler yapıyorsan. Mesela şirketin e, Confluence'da bir dokümantasyon şeyi vardır mesela devasa. Onu export edersin, bunu import edersin ve artık bütün şirketteki çalışanlar şunu nasıl yapabilirim dediği zaman senin şirket dokümantasyonundan GPT cevap verir mesela. Ya da mesela security ile ilgili bir şeyler yapılabilir. Mesela open source e, source kodda e, zafiyet bulan bir GPT. Aslında GPT o konuda bayağı iyi. Kodunu upload edersin e, ve orada zafiyet bulan bir GPT custom bir şey yapabilirsin. Benim aslında aklımda başka GPT fikirleri var da şöyle ben aslında bu store'un paralı olmasını bekleyeceğim biraz. Çünkü şimdi her şeyi bedava yaparsak bütün bilgimizi bedavaya satmış olacağız ve artık bedavaya her şeyi bedava yapmaktan sıkıldım. Biraz da para girsin cebimize, değil mi? O yüzden bence bu App Store gibi şey olması lazım. Ee, böyle biraz ücretli bir yere dönüşmesi lazım ve muhtemelen dönüşecek. Ve ben artık yeni bir çağa girdiğimizi hissediyorum kesinlikle ya. Zaten ChatGPT bize yeni bir çağa girdiğimizi hissettirdi ama bu işin store kısmı da bana yeni bir çağa girdiğimizi çok hissettirdi. Hatta bunu şeye benzetiyorum. Yani ilk iPhone çıktığı zamanki hislerime benzetiyorum. Şimdi iPhone çıkmadan önce belki yaşı tutmayanlar vardır. Akıllı telefon yoktu. Böyle tuşlu telefonlar vardı. Bin çeşit tuşlu telefon vardı. işte Samsung'u vardı. işte Nokia'sı vardı. Sony Ericsson'u vardı falan filan. Bir de o dönem P3 player'lar vardı. Yani o telefondan müzik dinleme olayı çok olmuyordu. Hatta CD player'lar vardı. Açıyorsun aleti, CD takıyorsun, kapatıyorsun, kulaklığı takıyorsun. Yani içinde zaten kaç tane şarkı alabilir falan. Bir de işte böyle minik MP3 player'lar vardı. Onlar da dandik aletlerdi. Sonra bir ara işte iPod diye bir şey çıktı Apple tarafından o büyük sükse yaptı tamam mı iPod vay be ulan çok cool bir şeydi zaten böyle parmağınla çeviriyordum ve oradan şarkıları seçiyordum falan o inanılmaz cool bir şeydi. Sonra bir gün Bakırköy Efe Kafe'den lisede arkadaşları çıkarken şey hatırlıyorum oğlum iPod'un telefonlusu gelecekmiş diye bir diyalog duyduğumu hatırlıyorum nasıl olacak iPod'un telefonlusu işte iPod olacak hem müzik dinleyeceğim ama bir yandan telefonla da konuşabileceğim bir şey olacak. E tuşlar ne, nereye konulacak? Tuş olmayacakmış. Allah Allah tuş nasıl olmaz falan. Neyse işte çıktı iPhone işte televizyonlarda gördük işte bir şeyler insanlar sıraya girdi ama hiç elimiz alıp kullanmamıştık. Sonra işte ilk defa lisede bizim Alp diye bir arkadaş var hatta bazen onunla beraber videolar yapıyoruz tanıyorsunuzdur. Elinde iPhone 1 ile geldi iPhone 1 ve o iPhone 1 karşısında gerçekten büyülendiğimizi hatırlıyorum. Çünkü bu uygulama vardı, böyle bira içer gibi yapıyorsun, bira yarısına kadar dolu telefonun sonra azalıyor. Oha, nasıl nasıl bir şey lan bu? Ya da araba yarışı oynuyorsun, telefonu işte sağ sola yapıyorsun, Sağa sola gidiyor. İşte uygulamalar falan var. Aa dedim, yani bu artık başka bir bir noktaya geldik, başka bir çağdayız. Şu an bu başka bir şey. Yani bizdeki aletler bu değil yani. Ve hakikaten de o artık yeni bir çağın başlangıcı oldu herkes için. Ve ben ChatGPT'nin bu uygulama store'una baktığım zaman da aynı hisse kapılıyorum. Artık her amaca yönelik böyle bir GPT olacak. Mesela adam e, ne bileyim. Atıyorum yani sen çok böyle eski kafa bir iş yapıyor da olsan. Atıyorum ürün tedarik edip onları markette satıyorsun diyelim tamam mı? Yani bu ürün tedariğini takip edecek bir GPT bile olabilir. Yani senin sütün bitmeye yakın bak son 3 ayda süt çok fazla satılmış. Bu ayda projeksiyonuma göre %20 daha fazla süt sipariş etmelisin. Yani ne bileyim sallıyorum. Hani bu bir şey. Restoran sahibi kullanabilir. İşte muhasebe işinde kullanabilirsin. Böyle data analiz yapan şirket kullanabilir. Güvenlik şirketi kullanabilir. Ya da moda ile alakalı bir GPT olabilirsen üzerine giyeceğin kıyafeti ona sorabilirsin. O sana der ki senin şu tarzına uygun H&M'de şu an şurada bir kıyafet buldum bu olabilir. Mesela adım bana 1000 liralık kombin yap diyeceksin sana 1000 liralık kombin yapacak ne bileyim. İhtimaller sınırsız işte bunu demek istiyorum. Yani o ilk iPhone'u gördüğüm zaman da ihtimallerin artık sınırsız olduğunu o an biraz anlamıştım. Şu anda da onu anlayabiliyorum. Yani bu bir kapı açıldı bize yani bu, bu kapıdan neler gelecek göreceğiz. Şimdi şu ChatGPT store'un açılmasıyla mezarlığa giden AI graveyard startupları girişimlere bakalım. Bunlar artık şey yani artık çalışmayan terk edilmiş projeler. Prompt box diye bir şey demiş. Save your AI prompts. Yani promptlarını bir yere kaydet. Allah aşkına ben Notion'da promptlar diye bir dosyam var. Oraya yazıyorum. Yani bu nasıl bir girişim? Ee, AI pickup. bak işte mesela güzel bir örnek. AI pickup lines. Yani böyle Tinder'da falan hani ilk mesajı nasıl atarım diye bir AI yapmış adam startup olarak. Ama bununla ilgili direkt GPT bir şey yapabilirsin tamamen. Ya bir de arkadaş dediğim gibi o kadar riskli yani bilmiyorum ben startup konusunda dilim yandığı için mi artık bunların e, olumsuz taraftan bakıyorum bilmiyorum ama bunun tutmayacağı olmayacağı belli. Çok fazla yanlış gidebilecek şey var. Yani GPT'nin sana rakip bir şey çıkartması da bunlardan biri. Öyle oldu yani. Drake şarkıları yapan yapay zeka. Bunu da GPT ile artık custom GPT ile yapabilirsin. Drake'in şarkılarını upload et oraya TXT olarak sonra bana benzer bir şey yazdı. Neyse ki yapay zeka hala şu şarkı konusunda çok kötü. O benim için iyi çünkü hani şöyle. Yapay zekanın çok iyi bir şarkıcıyla, çok iyi bir bestekarla rekabet edebilmesine daha çok vakit var yani. Bir 20 sene var belki. Ama benim gibi orta karar müzisyenlerle rekabet edebilecek şeyler yakında çıkabilir. O yüzden umarım bir zaman çıkmaz bence. Ama çıkacak illaki. En azından o çıkana kadar ben yapabildiğim kadar şarkı yapayım ki yapay zekasız da bir şeyler yapabildiğimi en azından göstereyim yani. Bir de aslında yapay zekanın şarkı yapması şu açıdan çok zor. Bak böyle atmosferik background bir şeyler yapabilir. Böyle çok jenerik bir şeyler yapabilir tamam mı? çıktı böyle hani çok hani jenerik. Öyle çok yaratıcı bir şey olmayan. Ya da low fi falan bir şeyler yapabilir ama böyle catchy bir melodi yapması çok zor. Çünkü catchy melodiyi biz matematiksel olarak henüz tanımlayabilmiş değiliz. Yani bir iyi melodinin matematiksel olarak formülünü çıkarmak çok zor. Hani sadece belli başlı şeyleri biliyoruz. Yani notalar genelde birbirine yakın oluyor onu biliyoruz. Yani bir MIDI olarak düşünürsen bir burada bir burada bir burada bir burada olmuyor. Genelde böyle hafif birbirine yakın oluyor. Matematiksel olarak bunu biliyoruz. İkincisi bu notaların çeşitli formları oluyor. Yani ya böyle merdiven gibi önce yukarı çıkıyor, aşağı iniyor ya da aşağı inip yukarı çıkıyor ya da doğrudan yukarı çıkıyor doğrudan aşağı iniyor falan böyle matematik olarak ifade edebildiğin kısımlar var ama yine de bunu böyle bir formüle dökebilmek e, mümkün değil. Yani mesela şunu düşün. Zamanında aşk ile yanarken tamam mı? Bunu midye döktün iş, zaman işte Dı dın 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 diye bir şey çıkıyor tamam mı? Bunun keçi bir melodi olduğunu sen duyunca anlıyorsun. İnsan kolayla duyduğun zaman anlıyorsun. Yani bunu makinanın bunun keçi ya da keçi değil şeklinde ayırt edebileceği bir mekanizma, bir formülizasyon, bir feature henüz yok. Ya yani sen yapay zekaya 500 tane keçi melodi ver, 500 tane de dandik melodi ver. Sonra bana bir tane keçi melodi çıkar dediğin zaman bence çıkartamayacak. Zaten çıkartabiliyor olsa şu ana kadar yaparlardı bence. Yani şöyle bir şey olabilir. Öncekilerin taklidi olabilir. O zaman da çalıntı olur, taklit olur. O da olmaz. Bize yeni bir şey lazım. Yeni bir melodi lazım. Umarım onu yapmaz çünkü melodi bulmak benim en azından şu an biraz da olsa yapabildiğim bir şey. Onun hiçbir zaman yapay zeka tarafından yapılmasını istemem açıkçası. Şimdi şöyle bir haberimiz var. Şimdi geçen hafta sosyal medyanın falan neden sevmediğim, sosyal medya neden tehlikeli bulduğumu özellikle Instagram'a anlatmıştım. Şimdi tekrar ona girmeyeceğim. Ama Mark Zuckerberg'ün şöyle bir şerefsizliği ortaya çıkmış. Şimdi meta'daki bazı insanlar, bazı çalışanlar her neyse demişler ki ya bu Instagram'daki güzellik filtresi olayını kaldıralım demişler. Çünkü bunlar ergenlerin, gençlerin güzellik algısını bozuyor, psikolojilerini bozuyorlar. Özgüvensiz insanlar yetişiyor ve sadece o filtrelere uygun bir şekilde olursa güzel olacakmış. Onun dışında kendi cildi, kendi bedeni çirkinmiş gibi bir algıya kapılacaklar diye bir endişeleri varmış meta çalışanlarının. Zuckerberg de demiş ki ya anlatabiliyor muyum? Demiş ki bunun gençleri kötü etkileyeceğine dair elimizde bir kanıt yok demiş de. Şimdi bunun kanıtını bulmak da yani bunun kanıtını şöyle bulursun anca. Yani 5 sene boyunca gözlemlersin sonra dersin ki filtre kullanımı insanlarda işte vücut özgüvensizliğini %30 arttırdı falan %50 arttırdı diye bir sonuca ulaşırsın da o zaman zaten çok geç olmuş olur yani. Zaten bir sürü insanın hayatını mahvetmiş olursun. Buna biraz yol yakınken bence karar vermek lazım. Hani bana evet problemli geliyor açıkçası. Ya özellikle böyle o, o yaşlardaki şeyleri zorbalığı falan düşündüğün zaman işte biraz sivilcen varsa zorbalanıyorsun biraz kiloluysan zorbalanıyorsun falan o yaştaki insanlar şeyin farkında değil yani güzelliğin, çekiciliğin o kadar basit detaylarda yatmadığını o zaman gençler anlamıyor, bilmiyor. Gerçi yaşı ilerleyip de bilmeyenler var ama öyle yani. Gerçekte biraz kiloluymuşsun, zayıfmışsın, sivilcen varmış, oran böyleymiş falan. Bunlar o kadar da aslında önemli şeyler değil. Bir insanı çekici yapan detaylar o kadar basit yerlerde yatmıyor. O yüzden belki hiç böyle güzellik filtrelerinin falan filan şeylerin olmaması lazım zaten ya işte onu ünlüler falan da çok yapıyor. Yani mesela ünlünün atıyorum bir yerinde kusur var. Ya kusur derken bence kusur değil zaten. Hani onlar insanı unik yapan şeyler. Bence o kusur denen şeylerin çoğu çekici bile olabiliyor ama öyle bir güzellik standartı var diye işte onları photoshoplayıp Instagram'a atıyor. E bu sefer herkes photoshoplayıp atıyor. Bu sefer dışarıdan bakan insan ulan benim vücudumda bir problem var herhalde. Baksana herkesin kimsenin vücudunda böyle bir şey yok diyor. Halbuki herkesin vücudunda o var ama herkes bu yokmuş gibi davranıyor. Yani çok sağlıksız açıkçası. Bana çok doğru gelmiyor. Hani burada insanların da suçu var. İnsanlar zorbalık yapıyor. senin şuranda şu var diye. İşte ne bileyim selülütü varsa işte senin selülitin var falan da yani bu işte bilmiyorum yani o çekicilik, güzellik bu kadar basit şeyler değil yani o böyle bir paket olarak var olan bir şey. Neyse işin o kısmına şimdi çok girmeyeceğim de işte bence orada zaten yani bu Zuckerberg falan bu Instagram'ı insanları kötü etkilediğinin gayet farkında da bununla ilgili bir şey yaparsa kendi şirketine kendi hisselerine zarar getirecek belki belki şirket büyümesini durduracak bilmem ne. İşin ucunda para var. İşin ucunda para olduğu zaman insanları umursamıyor. Zaten Zuckerberg'in böyle çok etik kaygılar, etik değerleri falan güçlü biri olmadığını da farkındayız açıkçası. O yüzden burada bir şey yaparsa anca devletler yapar. Anca Avrupa Birliği falan bir kanun manum geçirir. Anca öyle bir şey olur. Umarım bununla ilgili bir şeyler yapılır. Gerçekten bu insanlık için iyi yerlere gitmiyor. Yani şu an sanki hani 50'lerde 60'larda böyle sigara reklamları dönermiş. Herkes fosfor fosfor er ya da sigara içermiş falan ya. Hatta bir dönem farklı maddeler bile tıbbi amaçlı kullanılırmış. Sonradan onun bağımlılığa yol açtı anlaşılmış falan. Sanki öyle bir dönemin başlangıcındayız. Öyle bir dönemin içinden geçiyoruz ve ileride bugünlere bakınca vay be ulan ne biçim dönemden geçmişiz diyeceğiz bence. O yüzden en azından bireysel olarak bence herkes önlemini almalı. Bu bir sigaradır arkadaşlar. Yani bu 50'lerde mesela sigaranın zararları bilinmiyordu. Ama Aklı başında bir insan baktığı zaman ulan ciğerimize bir yangın dumanı çekmek sıkıntılılara yol açabilir diye düşünebilir. Bence bunu da öyle düşünüp şimdiden biraz ta tamamen bırakmak mümkün değil tabii ki. Ben de tamamen bırakamam. Kimse tamamen bırakamaz. Ama en azından bunu azaltabildiğimiz kadar azaltalım en azından. Ben bence bunu tavsiye edebilirim. Ya bu hafta şöyle bir ürün çıktı da bu ürün beni sinir etti. Özellikle Twitter'da görmüşsünüzdür bunun tanıtımını böyle 10 dakikalık bir video koymuşlar. Zebellah gibi lan 10 dakikalık kim izlesin ürün videosu? Apple mısın sen? Neyse. Abi ürünün ilk 5 dakikasında ürünün ne olduğundan hiç bahsetmiyor. Beni delirtti. Bak video başlıyor. Cihazı gösteriyor. Bu cihazın bataryasını şöyle takarsın. Şu renkleri vardır. içinde Snapdragon işlemci vardı. Oğlum ne anlatıyorsun? Bu ürün ne lan? <laughs> yani 5. dakikadan sonra falan anlaşılıyor ne oldu. Ve sunumu yapan insanlar o kadar düşük enerjili anlatıyor ki böyle. Benim gibi anlatıyor. Şöyle. This battery, it includes Snapdragon processor and it makes it faster. It comes with red, blue and yellow colors. Adam böyle inanılmaz düşük bir enerjiyle anlatıyor. Beni sinir krizine soktu. Sonra neyse ürünün sitesine falan girdim. 700 dolar olduğunu gördüm. Allah'ım dedim ulan 700 dolar ürün satıyorsun bu nasıl bir demo? Sonra üründe dünyanın en kolpa ürünü. Allah kafayı yedirtti bana. Şurana taktığım bir böyle şey. Yapay zeka bir şey sözde. Kamerası var. Mesela mesaj geliyor. Elini tutuyorsun böyle eline projeksiyon yapıyor. Yani bilmiyorum bunu nasıl iyi bir fikir olduğunu kim karar verdi falan. İçinde AI varmış ama ya AI da muhtemelen cloud'da bir yerle konuşuyor. Yine bir internet aksesi gerekiyor. E, internet i̇nternet aksesi çekmediği zaman bu ürünün patates oluyor. Ya bir de burasına kim kamera taşımak ister Allah aşkına? Ve bu ağır bir şey. Kıyafetini böyle burasını mahvedecek. Bir de yoldan gelen geçenler bu ne lan diye bakacak. Ya da kardeşim beni kaydetme Allah aşkına şunu kenara çek diyecek. Yani. Ya bir de Allah aşkına eline projeksiyon yansıtmanın iyi bir fikir olduğunu kim karar verdi ya? Bence çok dandik bir şey. Ee, hani kaydırsan kaydırabiliyor musun o bile belli değil de. Ya yani telefon diye bir şey var ya. Bu var artık. Buradan bakarım ya da Apple Watch var ya. Apple Watch hani güzel bir ürün. Bende de var. Kullanıyorum. Bilmiyorum bana 700 dolar elime projeksiyon yansıtma fikri çok yani şurama benim bir kalbimin üstüne bir dijital alet takmam için bana çok çok faydası olması lazım. Yani böyle öyle böyle değil. Müthiş bir faydası olması lazım. Mesela ne olurdu biliyor musun? Ben böyle bir şey heyecanlandıracak bir şey. Mesela buranın da kamera olacak tamam mı? Aslında bir şey kaydetmeyecek o an. Mesela çok ilginç bir şey gördüm. Bir adam kaykayla giderken düştü tamam mı? Diyeceksin ki bana 5 saniye öncesinden e, kaydet. Hani diyeceksin ki tabii yap, zamanda yolculuk mu yapacak <laughs> falan diyeceksin. Hani sürekli kaydedecek ama onları hafızaya yazmayacak bir şekilde. Memoride tutup atacak, tutup atacak, tutup atacak. Sen 10 saniye öncesinden itibaren kaydet de demeye başladığın zaman onu bu sefer kaydedecek. Hani şu anın teknolojisiyle evet biraz ütopik kaçabilir ama 700 dolar burama bir şey takmak için anca böyle bir, bir şey veririm. Yani elime bir projeksiyon yapan bir şeyi ne yapayım Allah aşkına. Yani bu, bu startup başarılı olursa batmazsa çok şaşırırım gerçekten. Bir de bu hafta şöyle bir şey, ya yani bu hafta çıkmadı tabii de. Ee, böyle bir ürün varmış, ben yeni gördüm. Automata, diye bir ürün tamam mı? Automate your browser by connecting blocks demiş tamam mı? Bu böyle bir web sitesinden mesela bir veri çekmek istiyorsun. Veri scrap etmek istiyorsun. Ya da web sitesine gir şunu yap buraya tıkla sonra bunu yap bunu indir gibi bir, bir böyle proses yapmak istiyorsun. Bir makro yapmak istiyorsun falan. Onu böyle tık 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 bloklarla yapabileceğin güzel bir site. İşte şuraya gir yeni tebeç falan onu yap bunu yap. Falan filan işte yani bir web sitesinde bir şey yapmak istiyorsan otomatize bir işler yapmak istiyorsan bu otomatayı Kullanabilirsin. Böyle workflow'lar oluşturup birbirine bağlayabiliyorsun. Mesela örnek şeyler vermiş, Download Instagram images. Mesela olabilir. Ha, bir, bir Instagram profilindeki bütün fotoğrafları download etmek için kullanabilirsin. Çok güzel. Ya da bir Amazon'dan ürün yorumlarını çıkar. Ee, Twitter'dan followladıklarını çıkar falan. Mesela belki Twitter'da hani şu an bir tweet'i beğenenleri otomatik bloklama olayı mümkün değil mesela. Çünkü Twitter API'larını kapattı falan. Hani onu belki bununla şu an tekrar yapılabilir. Falan filan öyle bir uygulama. Bakabilirsiniz. O zaman bu haftalık siber alemler havadislerin sonuna geldik. E, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. E, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. İnsanları sevmeyi unutmayın. Sevdiklerinize sarılmayı unutmayın. Bugün hayatınızın geri kalanının en güzel günü. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın.